أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والندامة للغافلين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال الله عز وجل استعذ بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما كذبني قريش فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, dün yatsı namazını müteakiben Çevecan'da yaptığımız sohbette bir nebze Kudüs-ü Şerif'ten ve Mescid-i Aksa'dan bahsettik. Günümüzde güncel bir konu, mühim bir konu. Biz Müslümanların bu konuyla ilgili olarak bilmeleri gereken hususlar var. O itibarla bugün İnşallah Mescid-i Aksa'ya dair, Kudüs-ü Şerif'e dair birkaç kelime söylemeye çalışacağım. Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs'te bulunan yeryüzünün en faziletli mescitleri arasında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü sırada olan Beytül Makdis adla verilen Mescid-i Aksa'nın inşasına Davud Aleyhisselam başladı. Fakat tamamlayamadan vefat etti. Davud Aleyhisselam'dan sonra hem peygamber hem de hükümdar olan oğlu Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın inşasını 7 senede tamamladı. Hem peygamber hem hükümdar dedik. Hatta tarih boyunca dünyaya hakim olan, bütün dünyaya hakim olan 4 kişi vardır. Bunlardan ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar İskender Zülkarneyn ile Süleyman Aleyhisselam'dır. Kafir olanlar da Nemrut ile Buhtun Nasar'dır. Mescid-i Aksa'nın ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmekte. Ve Peygamber Efendimiz'in Miraç gecesinde oraya götürüldüğü hadis-i şeriflerle bildirilmektedir. Demin Estağfirullah Sübhanellezi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آيت كلمسini okudum. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya kudretimizin delillerinden bazılarını gösterelim diye götüren Allahu Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh, bütün kemal sıfatlarıyla mutasıftır. Sübhanallah, Allahu Teala'yı tesbih ederim demek. O da noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eder. Kemal sıfatlarla tavsif ederim. Kemal sıfatlarla mutasıf olduğunu belirtirim demektir efendim. Mescid-i Aksa Mekke Mükerreme döneminde 13 sene, Medine-i Münevvere devrinde ise hicretten 16 ay sonrasına kadar Müslümanların kıblesi olarak kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. 638 senesinde Hicri 16. yıl oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Suriye seferinde Şam'dan sonra Kudüs'e uğrayıp Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Orada ezan okutarak cemaatle namaz kıldırdı. Yahudilere mescide emniyetle girme hakkını tanıdı. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade ediyor. Ama bugün Yahudiler Müslümanların oraya girmesine müsaade etmiyorlar. Kudüs'teki kiliselere dokunulmaması için emir verip Hristiyanlarla da anlaşma yaptı. Peygamberimizin de efendim ayitnamesi var. Hazreti Ömer Efendimizin de ayitnamesi var. Gayrimüslimlere verilen ahittir. Onlara tanınan haklar dinlerinde serbestlik tanındığı ifade edilmiştir. Canlarına, mallarına, ırzlarına dokunulmayacağı, bunların mahfuz ve masun olduğu belirtilmiştir. Bazı hakları ifade edilmiştir. Dört halife devrinden sonraki Emeviler zamanında Mescid-i Aksa'nın temizlik ve bakımına özel ihtimam gösterildi. Emevi halifelerinden Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh, Abdülmelik bin Mervan, Ömer bin Abdülaziz, Velid bin Abdülmelik ve Süleyman bin Abdülmelik gibi halifeler Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiler. Halife Abdülmelik bin Mervan Mescid-i Aksa'nın yakınındaki arsa üzerinde Kubbetü Sahra Mescidini yaptırdı. Zelzele yüzünden harap olan Mescid-i Aksa'yı 6. Emevi Halifesi El-Velid bugünkü haline benzeyen şekliyle yeniden yaptırdı. Abbasiler zamanında da bakımına ve tamirine ihtimam gösterildi. Halife Ebu Cafer Mansur ve Mehdi bin Mansur Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiler ve tamir ettirdiler. Kudüs'ü 1099 yılında Haçlar istila edince şehri yakıp yıktılar. Pek çok Müslümanı kadın ve çocuk demeden kılıçtan geçirdi. Efendim, gayrimüslimler böyle efendim. Vahşi insanlar efendim. Vahşi. Bugün aynı zulmü Yahudiler yapıyor. Çoluk, çocuk, kız, kadın, genç, ihtiyar, sivil, asker demeden, hiçbir ayrım yapmadan hunharca katlediyorlar efendim. Hastaneleri bombalıyorlar. Okulları bombalıyorlar. Mülteci kamplarını bombalıyorlar. Yolda giden kervanları bombalıyorlar. Kafileleri. Bu arada Mescid-i Aksa'yı da yağmalayıp tepelerine haşlar diktiler. İçerisine heykeller koyarak kiliseye çevirdiler. Sultan Selahaddin Eyyubi 1187'de
Kudüs'ü haçlardan kurtarıp Mescid-i Aksa'dan haçları ve putları kaldırttı. Bakın 1099'da işgal ettiler. Tam 88 sene 1187 hatta evet yani neredeyse bir asır efendim işgal altında kaldı. Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler ve Memlükler dönemlerinde bir ilim merkezi haline getirilen ve pek çok İslam alimi yetişmesine sebep olan Mescid-i Aksa defalarca tamir gördü. Mescid-i Aksa'nın en son bakımı ve tamiratı Osmanlılar tarafından yapıldı. Yavuz Sultan Selim Han 1517'de Memlük topraklarının ülkesine katınca Kudüs'te Osmanlı idaresine girdi. Yani 5 asır bizde kaldı. Kanuni Sultan Süleyman Han Mescid-i Aksa ve yanındaki Kubbetü Sahra mescitlerini tamir ve tezyin ettirdi. Daha sonraki asırlarda da bazı tamiratlar geçirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs maalesef Müslüman Türklerin elinden çıktı. Zaten Birinci Dünya Harbi Osmanlı Devleti'ni bitirmek için yapıldı adeta. Osmanlı Devleti ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları parçalandı. Öyle ki 1595'te bizim 22 milyon 344 bin 700 kilometre kare toprağımız vardı. Şimdi o hudut içerisinde 64 tane devlet vardır. Hepsi tek devletti. Osmanlı Devleti dünyada hakim iken 624 senenin 322 senesinde dünyanın tek hakimiydiler. Bakınız üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk denen Britanya İmparatorluğu iki ayrı dönemde 157 sene dünyada hükmetti. Fransa 18 sene hükmetti. Almanya 2,5 sene hükmetti. Amerika'da 1945'ten bu yana hükümran Osmanlı'nın bütün dünyaya hakimiyeti, tek hakim olması dünyanın hepsinin toplamından daha fazladır. 322 senedir. Osmanlı varken değil Müslümanlar, gayrimüslimler dahi zulüm görmüyordu. Çünkü Osmanlı Devleti'ne müracaat ediyorlardı. Onlar zalime haddini bildiriyorlardı. Mazlumların ve mağdurların arkasında duruyorlardı. Onlara arka çıkıyorlardı. Canlarını, mallarını, ırzlarını zalimlerin ellerinden kurtarıyorlardı. Öyle ki bir gayrimüslim dahi Osmanlı toprağına adımını attığında oh be emin beldeye geldik. Artık canımız, malımız, ırzımız emniyettedir derdi. Maalesef bugün dünyada böyle bir yer yok efendim. Kudüs, Filistin'de bulunan hem Museviler ve Hristiyanlar hem de Müslümanlarca mukaddes kabul edilen ve Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu bir şehirdir. Çeşitli kaynaklarda muhtelif isimlerle zikredilen kimler tarafından ve hangi tarihlerde kurulduğu kesin olarak bilinmeyen Kudüs dünyanın en eski şehirlerindendir. Ancak Nuh Aleyhisselam'ın torunu ve Ham'ın oğlu Kenan'ın neslinden gelen Kenanilerin kurdukları bir site olduğu zannedilmektedir. Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlundan Sam, Ham, Yafes İmanla şereflendiler. Gemiye bindiler. Ama 4. oğlu Yam veya Kenan, diğerleri Sam, Ham, Yafes. Bu Yam, Kenan gemiye binmedi. Babalık şefkatiyle Nuh Aleyhisselam yalvardı ona. Estağfirullah. Ya buneyyerkem me'na. Ey oğulcağızım,
Ey yavrucağızım, gel bizimle birlikte gemiye bin. İbni diyebilirdi. Ya İbni, ey oğlum diyebilirdi. Ama ya Büneyye dedi. Ey oğulcağızım, yavrucağızım. Büneyye ismi tasgırdır. Şefkat merhamet ifade eder. İrkeb me'ne, bizimle birlikte bin. Ahmak, se'evi ile cebelin yasimuni minel ma dedi. Ben dağa sığınırım, dağ beni bu tufandan korur. Bir dalga geldi, bir vurdu gitti denizin dibine efendim. Yafes, Türklerin atasıdır efendim. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Yafes Türklerin atasıdır. Bu Kenaniler de işte bu helak olan, boğulan oğlanın sülalesinden olduğu ifade ediliyor. O Kenan'ın neslinden gelen Kenanilerin kurdukları bir şehir olduğu zannediliyor. Kaynaklar da öyle belirtiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak ve torunu Yakup Aleyhisselam içinde Kudüs şehrinde bulunduğu Kenan diyarında yaşadılar. Bu bölgenin insanlarına Allah-u Teala'nın emir yasaklarını anlattılar. Hem İshak Aleyhisselam hem de Yakup Aleyhisselam. Bir ismi de İsrail olan Yakup Aleyhisselam, İsrail oğulları denilince Yakup Aleyhisselam'ın sülalesi, torunları demektir aslında. Oğlu Yusuf Aleyhisselam Mısır'a maliye nazırı olunca diğer oğullarıyla birlikte Kudüs'ün bulunduğu bölge olan Kenan diyarından ayrılıp Mısır'a gittiler ve oraya yerleşti. Önceleri hepsi Kenan diyarındaydılar. Malum Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri haset ettiler. Babamız bunu çok seviyor. Bunu öldürelim, ortadan kaldıralım. Bizi daha çok sevsin dediler. Kuyuya attılar. Oradan geçen bir kervan onu aldı götürdü Mısır'a. Efendim köle olarak sattılar. Maliye Nazırı'nın sarayına köle oldu. Efendim Züleyha ona aşık oldu. Beraber olmak istedi. Haşa dedi. Ben efendime ihanet etmem dedi. Hapse attılar. 7 sene hapiste kaldı mübarek. Kendisine peygamberlik verildi. Rüya tabiri ilmi öğretildi. Ve sonra işte babası Yakup Aleyhisselam'ı ve diğer kardeşlerini getirdi. Diğer kardeşler hepsi özür dilediler. Pişmanlıklarını ısrar ettiler. Ve Yusuf Aleyhisselam da affetti onları efendim. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili müstakil sure var. Surenin başından sonuna kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılır. Ahsenül kasas denir. Kıssaların en güzeli diye tabir edilir. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlunun neslinden gelen ve İsrail oğulları adıyla anılan insanlar Mısır'da kaldılar. Önce Mısır'da rahat bir hayat süren İsrail oğulları, sonradan Firavun adı verilen Mısır krallarının zulmü altında yaşadılar. Musa Aleyhisselam zamanında Mısır devlet başkanlarına Firavun denilirdi. Peygamberimiz zamanında Mısır devlet başkanlarına Mukavkıs denilirdi. Ben Mısır'da bulunduğum sıralarda 75-76 yıllarında orada Kahire Üniversitesi Darülülüm Fakültesi'nin Dirasat-ı Ulyasına, yüksek araştırmalar kısmına devam ettim. Aynı zamanda Ayn Şems Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yaptım. O zaman Kahire'de, Meydan-ı Tahrir'de El Methaful Mısri, Mısır Milli Müzesi vardı. O müzeye girdik. Biletle giriliyor. Ayrıca Ka'atul Mumyad, Mumyalar Salonu diye bir başka salona ikinci bir bilet alarak girdik. Oradaki
Firavunları inceledim. Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun yoktu. O şimdi şu anda İngiltere'de, Londra'da, British Museum'de. Bundan 80 sene evvel Londra'da uluslararası bir sempozyuma gitmiştim. Orada Kanada, Amerika, Endonezya, Malezya, Asya, Afrika, Avrupa ülkelerinden gelen 600 kadar kişiye Arapça bir tebliğ sunmuştum. Kanalı bir profesör de bunu İngilizceye tercüme etmişti. O münasebetle British Museum'a gittim. Şu Firavun'u bir göreyim diye. Fakat orada tadilat, tamirat var dediler. Firavun'u orada göremedim. Ayet-i kerimede estağfirullah ve nüneccike bi bedenike litekune limen halfeki ayah buyruluyor. Ey Firavun, senin bedenini sonradan gelenlere ibret olasın, alamet olasın, işaret delil olasın diye kurtaracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Malum Musa Aleyhisselam Firavun'dan izin aldı. İnananlarla birlikte Mısır'dan ayrılmak istedi. Kızıldeniz'e doğru giderken Firavun melunu askerleriyle düştü bunun peşine ve önde deniz, arkada düşman. Allahu Teala kelimini, kendisine inanan müminleri yardımsız bırakmadı. Ey Musa, asanı denize vur, 12 yol olacak buyurdu. Vurdu, yol oldu. Yolun üzerinden yürümeye başladılar. Firavun ve askerleri baktılar, rap rap gidiyorlar ya yolun üzerinde. Bir tarafta da deniz. Firavun korktu. Kendisi giremedi. Askerlerine siz girin dedi, takip edin şunu. Askerler girdiler. Hepsi girdi denize. Bir tek Firavun kaldı deniz kenarında. Cebrail Aleyhisselam onun atına bir şaplak vurdu. O da aşağı kalktı, girdi o da denize. Allah-u Teala yolu kaldırıverdi. Hepsi boğuldular. Musa Aleyhisselam ve inananlar karşıya geçtiler. Ama Firavun ve adamları boğuldular. İşte Allah-u Teala o melun kafirin habis cesedini denizin kenarına attı. 3000 yıl sonra belki bulundu, secdetmiş vaziyette. Hatta dergilerde resimleri falan da çıktı. İki büklüm secdetmiş vaziyette. Bakın mumyası falan yok ya. Allahu Teala onu böyle kurtardı. İnsanlara ibret olsun diye çürütmedi. Tefsirlere baktım. 7 tane tefsire baktım bu konuyla ilgili olarak. 2 mana üzerinde duruyorlar. 1 O gün yaşayan insanlara ibret olsun diye. Nitekim geldiler, baktılar. Efendim başlığıyla, zırhıyla Firavun. Allah Allah. Ya bizim Firavun ölmüş dediler ya. Bir ikinci mana, sonraki asırlarda gelenlere ibret olsun diye. Ve işte 3000 sene sonra adamın cesedi bulundu ve müzede sergileniyor. İsrail oğullarının Mısır'da bulundukları sırada Kudüs ve diğer Filistin şehirlerinde Amalikalılar adı verilen ve putlara tapan bir kavim yaşıyordu. Musa Aleyhisselam kardeşi abi Harun Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğullarının Allah-u Teala'nın emriyle Firavun'un zulmünden kurtarıp Mısır'dan çıkardılar. İçinde Kudüs'ün de bulunduğu Arz-ı Mevud denilen bölgeye götürmek üzere yola çıktılar. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Musa Aleyhisselam'ın yeğeni ve halifesi olan Yuşa bin Nun Aleyhisselam İsrailoğullarını Arz-ı Mevud'a götürdü. İstanbul'da Beykoz'da Yuşa Tepesi var. Orada olduğuna dair bir rivayet var. Ama bendeniz 1977 yılında görevli olarak hacca giderken Bağdat'ta
Yuşa Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret ettim efendim. Bir odada Sırrı Sakati Hazretleri ve yeğeni Cüneydi Bağdadi Hazretleri var. Yandaki odada da Yuşa Aleyhisselam var. Büyük bir ihtimal esas yeri orası olmalı. İstanbul'daki makam olabilir. Amalikalılarla ve diğer yerli kavimlerle uzun müddet muharebe ederek Eriha, Kudüs gibi şehirlerin bulunduğu Filistin, Ürdün ve Şam topraklarını ele geçirdi. Yuşa bin Nun, Musa Aleyhisselam'ın hem yeğeni hem halifesi. İsrail oğullarını bu beldelere yerleştirdi. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yehuda'nın ve Bünyamin'in neslinden gelenler Kudüs ve çevresinde yerleşti. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biri de Bünyamin idi. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra en çok onu severdi. Zaman zaman kendilerine gönderilen peygamberlere isyan eden İsrailoğulları diğer kavimlerin esaret altına düştüler. Daha sonra Davud Aleyhisselam hükümdar oldu. Kudüs'ü tekrar aldı. Böylece İsrailoğullarının en parlak zamanı başladı. Bir müddet sonra Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a peygamberlik vasıtasını verdi. Hem peygamber hem de hükümdar olan Davud Aleyhisselam Calut denen dinsizi öldürmüştür efendim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Davud Aleyhisselam'ın kılıcı da İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler kısmında efendim. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın inşasını başlattı. Mescid'in temelini attı. Bir adam boyu kadar yükselince İnşaatın tamamlanmasını oğlu Süleyman Aleyhisselam'a vasiyet etti. Çünkü kendisi vefat etti. Temeli attı. Bir adam boyu kadar yükseltti. Ama tamamlayamadan o vefat etti. Vefat edeceğini anlayınca oğlum Süleyman sen burayı tamamla dedi. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam 7 senede tamamladı. Tabii Davud Aleyhisselam'ı da Süleyman Aleyhisselam'ı da Yahudiler peygamber kabul ediyorlar. Tabii bizim de peygamberlerimiz. İsa Aleyhisselam oralarda yaşadığı için oralara çok ehemmiyet veriyorlar. Binaenaleyh Kudüs şehri 3 dinin Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın mukaddes şehridir efendim. Tek başına Yahudilerin oraya hakim olma yetkileri yoktur. Hristiyanların hakim olma yetkileri yoktur. Müslümanların da oralarda nice hatıraları vardır. Müslümanlar da asırlarca oralarda yaşadılar. Kudüs hepsine de yeter efendim. Dolayısıyla bunların sulh içerisinde yaşamaları lazım. Şimdi vakit geldi. Konu yarım kaldı. İnşallah ölmezse olursak akşam yasıdan evvel yukarıda mescitte bu konuya devam edelim efendim. Yine vakit yetmezse yarın burada inşallah tekrar aynı konuya devam ederiz. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun, selamun alel mürselin, elhamdülillahi rabbil alemin. Bir cümle geçmişlerimiz ruhları için, kafi ehli iman ve esenler ve için, bilhassa tarih boyunca Kudüs'te şehit olan bütün Müslümanların, bütün şehitlerin, gazilerin ruhları için, El Fatiha masallahu.